hepinize sevgi ve sevinç dolu koskocaman bir merhaba arkadaşlar. Hepiniz bugün de Sat 7 Türk Çocuğa hoş geldiniz. İyi ki geldiniz çünkü Nora abanız sizi burada dört gözle bekliyordu. Arkadaşlar, açılışı yaparken sizlere bir soru sormak istiyorum. Bu soru hepinize. Zaman zamanı ailenizin sözünü dinlemediğiniz oluyor mu hiç? Mesela anneniz size soğuk su içme demesine rağmen buz gibi bir su içtiğiniz ya da babanız size özellikle ödevlerinizi yapmanızı istediği zamanlarda, ödevlerinizi yapmadığınız zamanlar, kardeşinizle bir oyuncağını paylaşmanızı istediklerinde sizden aileniz, bunu yapmadığınız zamanlar ve bunun gibi arkadaşlar, diyelim odamız çok dağınık, anneniz babanız geldi size dedi ki yani odanı toplaman gerekiyor ve buna rağmen odanızı toplamadığınız zamanlar oldu mu? Yani kısaca ailenize, anne ve babanıza itaat etmediğiniz zamanlar, itaat ne demek? Onların sözünü dinlemediğiniz zamanlar oluyor mu? Eğer oluyorsa birazdan size vereceğim görev tam olarak bu konuyla ilgili. Sadece sizlere şunu hatırlatmak istiyorum. Sizler ailenizin sözünü dinlemediğiniz zaman, yani ailenize itaat etmediğiniz zamanlarda Tanrı'yı üzdüğünüzün farkında mısınız? Tanrı'yı üzdüğünüzü biliyor musunuz? Evet arkadaşlar, bizler ailemizi, annemizi, babamızı dinlemediğimiz zamanlarda maalesef Tanrımızı üzüyoruz. Onu zaman zaman incitiyoruz diyebilirim. Ama arkadaşlar, size birazdan vereceğim görev biraz da bu konuyla ilgili. Ama ondan önce gidiyoruz, Ege'yi izliyoruz. Ege'den sonra burada birlikte yine buluşuyoruz. Vay be, ne güzel köpükler. Biliyor musunuz, köpük hem katı, hem sıvı, hem de gaz. İnanabiliyor musunuz? Maddenin üç hali bir arada. Bu pek kötü bir haber değil ama yine de kötü bir haber. Uzayda 3 kişi öldü. Soyuz 2 uzay gemisi kazasında ölenlerin 3'ü de Rus. Dişi orangutanlar 8 yılda yavrular. Vay be, çok fazla değil mi? 2 yavru arasında 2 yıl olabilir. Kuzey Kore'de fakirlerin ve hastaların fotoğrafının çekilmesi yasaktır. Bunun nedeni ise ülke imajının bozulmasıdır. Sevgili Ege, sana kucak dolusu teşekkürlerimizi gönderiyoruz. İyi ki varsın, yine verdiğim bilgilerle günümüzü güzelleştirdin. Şimdi arkadaşlar, az önce bahsettiğim konuyu size görevimi verdiğimde anlayacaksınız neden size böyle bir soru sordum diye. Eğer hazırsanız haydi bakalım siz de bana eşlik edin. 5'ten geriye doğru sayalım ve ekranda görevimiz gelsin. 5, 4, 3, 2, 1... Konu için tövbe et. Evet sevgili arkadaşım, senden istediğim görev bu. Ve bu görev tabii ki yine bugünlük bir görev değil. Genel olarak hayatın boyunca yapman gereken bir görev. Ama daha önce bunu hiç yapmadıysan bugün iyi bir başlangıç olabilir. Tanrı'yı üzdüğün bir konu için tövbe et sevgili arkadaşım. Şimdi sana şunu sormak istiyorum. Öncelikle genelde tövbe ediyor musun? Peki tövbe etmenin ne demek olduğunu biliyor musun? Sizlere soruyorum arkadaşlar. Tövbe etmek ne demek? Evet, tövbe etmek demek aslında. Diyelim biz yanlış bir şey yaptık. Tanrı'yı üzdük. Annemizi, babamızı üzdük. Arkadaşlarımızı üzdük. İşte böyle zamanlarda ya da kısaca yapmamamız gereken bir şey yaptık. Tövbe etmek demek, bu hatanın farkına varmak. Bunun için Tanrı'dan ve üzdüğümüz diğer kişilerden özür dilemek ve ondan sonra düşüncemizi ve yüreğimizi bu konuda değiştirerek bunu tekrar yapmamak, en azından bunu tekrar yapmamaya çalışmak anlamına geliyor. Tövbe etmek sevgili arkadaşım. Peki sana tekrar bir soru sormak istiyorum. Merak ediyorum.
ne yaptığımda Tanrı'yı üzmüş olabilirim? Ben ne yaparsam Tanrı'yı üzerim ve hangi durumlarda tövbe etmem gerekir? Bununla ilgili Kutsal Kitap bizlere çok güzel açıklamalar yapıyor. Tek tek bizlere anlatıyor. Ama ben kısaca birkaç örnek vermek istiyorum. Mesela az önce söylediğim gibi ailemize itaat etmemek, annemizin babamızın sözünden çıkmak, onları dinlememek biz nasıl hem onları üzer aynı zamanda da Tanrı'yı üzer. İşte böyle zamanlarda hem ailenden özür dileyebilirsin hem de Tanrı'dan özür dilemelisin. Bir sonraki mesela arkadaşlarımı sevmediğimde, mesela Tanrı ile hiç zaman geçirmediğimde, insanları kırıp özür dilemediğimde, okula yeni başlayan bir çocuğu oyuna almadığımda mesela ya da kardeşime kötü davrandığımda. Bunlar sadece örneklerden birkaç tanesi ama ben eğer bunları yaparsam Tanrı'yı üzmüş olurum ve bence tövbe etmek için gerçekten iyi bir zaman olur. Çünkü bütün bu yaptıklarımızın sonunda yüreğimizde bir pişmanlık hissetmemiz gerekir. İşte o zaman da yapmamız gereken şey Tanrı'dan özür dilemek sevgili arkadaşım. Şimdi artık bu kadar konuştuk. Görevini de öğrendiğine göre seni artık kumdaki hikayelere gönderirken ben de bir taraftan kendi hayatımda size verdiğim görevi nasıl uygulayabileceğimi düşüneceğim. Haydi bakalım, iyi seyirler size. Bir gün Rab İsa Samiriye'deki Sihar köyüne gitmek için yola çıktı. Yolda insanların su içmek için geldiği bir kuyu vardı. Rab İsa yorgunluğunu gidermek ve dinlenmek için kuyunun yanına oturdu. Biraz sonra Rab İsa, Samiriyeli bir kadının su doldurmak için kuyuya geldiğini gördü. Rab İsa kadına, "Bana su ver, içeyim," dedi. Kadın İsa'ya, "Sen Yahudisin, ben Samiriyeliyim. Nasıl oluyor da benden su istiyorsun?" diye sordu. Rab İsa kadına şöyle cevap verdi. "Benim kim olduğumu bilseydin, benden yaşam suyunu sana vermemi isterdin. Bu sudan her kim içerse bir daha susayacak. Ancak benim verdiğim sudan içen sonsuza kadar susamaz." Samiriyeli kadın Rab İsa'ya, "O zaman senin suyundan bana ver ki hiç susamayayım," dedi. Rab İsa kadına, "Git kocanı al ve buraya getir," diye seslendi. Kadın, "Ben evli değilim ki," diye cevap verdi. Rab İsa kadına, "Evli olmadığını biliyorum. Bundan önce 5 kocan vardı. Şu anda seninle beraber olan ise senin kocan değil," dedi.
Samiriyeli kadın aceleyle kasabaya gidip bütün halka şöyle dedi. Gelin görün. Bir kişi bana bütün hayatımı anlattı. Acaba Mesih bu mudur? Kasabadaki herkes Rab İsa'yı görmeye gitti. Gerçekten de halk Samiriyeli kadının söyledikleri ve şahitliğiyle ayrıca Rab İsa'yı dinledikten sonra ona daha çok iman ettiler. Rab İsa'nın insanları kurtaracak olan Mesih olduğunu anladılar. Bu bölümün de sonuna gelirken şu güzel ayetle veda edelim. Benim vereceğim sudan içen sonsuza dek susamaz. Yuhanna 4. bölüm 14. ayet. Sevgili arkadaşım, kumdaki hikayeleri de izledik. Şimdi de sırada hangi bölüm vardı? Sen olsan ne yapardın bölümündeyiz şimdi de. O bölümü biliyorsunuz, biz sizlere bir soru soruyoruz ve sen eğer bu durumda olsan ne yapardın? Bunu merak ediyorum ve ben hemen ardından da bir sonraki günde bu durumda aslında ne yapman gerektiğini sana açıklıyorum. Şimdi eğer hazırsan sorumu okuyacağım sana. Sen olsan ne yapardın bölümünde sorun geliyor. Diyelim şöyle bir şey oldu. Annen seni defalarca soğuk su içmemen konusunda uyardı. Değil mi? Çünkü neden? Senin iyiliğini düşünüyor. Senin sağlıklı olmanı istiyor annen. Ama sonra ne oldu? Sen ne yaptın? Gittin buz gibi bir soğuk suyu lıkır 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 diktin ve içtin, bitirdin. Sonra bir gün sonra sabah kalktığında bir baktın böyle boğazında bir ağrı var. Ve fark ettin ki boğazın şişmişti. Yani o soğuk su yüzünden boğazının şiştiğini fark ettin. Peki bunun sonucunda annen ne yaptı? Tabii ki de sana çok kızdı. Çünkü aslında annen bu konuda seni defalarca uyarmasına rağmen ona itaat etmedin ve onun istemediği bir şey yapmış oldun ve sonucunda da zarar gördün. Peki sen olsan bu durumda ne yaparsın? A şıkkı, bir şey uydurup onun aslında şiş olmadığına ve aslında gayet sağlıklı olduğun konusunda anneni ikna etmeye çalışırsın. B şıkkı, konu uzamasın diye annenden özür dileyerek onu geçiştirirsin. Sonra yine soğuk su içersin. C şıkkı, anneni dinlemediğin için pişman olursun. Haklı olduğunu ve onun sözünü dinlemen gerektiğini bir kez daha anlarsın, özür dilersin ve bir daha soğuk su içmezsin. Sen acaba sen olsan bu durumda bunlardan hangisini yaparsın? Merak ediyorum sevgili arkadaşım. WhatsApp numaramızdan bizlere ulaş ve sen olsan bu durumda ne yapardın? Onu bize söyle, bize yaz, video atabilirsin, ses kaydı atabilirsin, yazı gönderebilirsin. Her şekilde bizlere kendini ifade edebilirsin. Ama bu durumda sen olsan ne yapardın? Biz bunu çok merak ediyoruz ve heyecanla bekliyoruz. Yarın da aslında ne yapman gerekirdi onu sizlere açıklayacağım. Şimdi evet sevgili arkadaşım, artık bu konuyu da bu konuyu da burada kapattığımıza göre şimdi sırada gel o iki yakın arkadaşımızın yanına gidelim. Mevzinin yanına gidelim. Ondan sonra da seninle Tanrı'nın sözünde buluşalım. Herkese merhaba. Togonu giymemişsin mi? Aa, M'nin günü üzerine gün kumaşı olur mu hiç? Olmaz tabii. Evet, hatırlarsan ve kardeşlerimiz de eminim ki hatırlarlar. Üçüncü yolculuğun sonunda Kudüs'teydik. Kudüs'e vardıkları zaman kardeşler ve öğrencileri Pavlus'u büyük bir sevinçle karşılıyorlar. Ertesi gün Luka ile beraber Pavlus Yakup'u görmeye gidiyor. Burada toplanan insanlara yaptıkları işleri teker teker anlatıyorlar.
Pavlus'un Yeruşalim'e gelmesinin 7. günü dolmak üzereyken de Yahudiler Pavlus'u tapınakta tek başına görüp yakalıyorlar. Ya ne oluyor yine ya? Ya Yahudiler Pavlus'u yakaladıkları gibi halka onu teşhir ettiler. O ne demek? Yani onu halkın önüne çıkardılar. Şehir merkezinde onun bir sahtekar olduğunu ve ruhsal yasaya karşı geldiğini, kutsal tapınaklara Yunanlıları soktuğunu söylediler. Ne saçmalıyor bunları ya? Tapınaklar babalarının tapulu malı mı? Ey dostum, sakin ol ha. Çok karı kaptırdım bir an. Tamam, devam ediyorum. Bunun üzerine ayaklanan halk Pavlus'un üzerine atlıyor ve onu yakalayıp yaka paça kiliseden dışarıya atıyor. Şehirde çıkan bu kargaşayı haber alan Romalı komutan askerleriyle birlikte olayın olduğu yere geliyor. Pavlus'un kim olduğunu öğrenmeye çalışıyor. Öğreniyor mu peki? Hayır. Ortalık o kadar karışık ki komutan Pavlus'un kim olduğunu tam olarak öğrenemiyor. Bu yüzden elçi Pavlus'u sorgulamak için kışlaya götürüyor. Mevsim mi geçiyor şimdi? Yok yok, bak kışla bir ilgisi yok. Yani kışla dediğim kış mevsimiyle ilgisi yok. Kışla askerlerin toplu olarak barındıkları yapılar, yani bütününe kışla deniyor. Ha, anladım. Benim için gereksizmiş, tamam. Yani tamam. Sana enteresan bir bilgi zihi. Koyun ve keçi sürülerinin gecelediği veya kışın barındığı kapalı yerlere de kışla deniyor. Yani bizim için de gerekli ya. Oh, ne güzel bilgi. Devam edelim o zaman. Hemen. Pavlus sorgulanmak için kışlaya götürüldü. Peki bu arada halk ne diyordu? Ne diyordu? Az sonra. Ay pardon. Elçilerin işleri 21.36'ya göre öldür onu, öldür onu diyorlardı. Ne? Olamaz. Bu kadar bölümü böyle kötü haberler dinlemek için mi yapıyoruz ya? Sen bu sezon iyice üzmeye başladın bizi mi? Ama üzülme yani. Ne yapayım, gerçek bu. İyi o zaman. Gerisine sonra devam edelim. Pamuk kalbim bugünlük daha fazlasını kaldırmayacak çünkü. Doğru mu yanlış mı sorusunu soracağım şimdi. Tamam pamuk kalpli arkadaşım. Sor da sakinleş. Sakinim bakalım. Sakinim. Çok iyiyim. Gayet rahatım. Gibi cümlelerim yazıya dökümünde soru işareti kullanılır. Yanlış mı? Doğru mu? Bu cümleler yüksek tonlu ve seslenme anlamları taşıdığı için ünlem işaretiyle biter gibi geliyor. Soru işareti soru amacı taşıyan cümlelerde yer alır değil mi? Harikasın be. Eğer sakin miyim ben? Çok mu iyiyim? Rahat mıyım? Desem evet. Soru işareti gerekirdi. Peki bir şey soracağım. Sakin miyim ben ha? Çok mu iyiyim sanki diye ben bağırsam hem soru sorsam nasıl olur? Bence çok yersiz olur. Ama yersiz diye bir işaret olmadığı için, soru cümlesi olduğu için yine soru işareti konur. İyi o zaman. Sakinleşmen için biraz kuzu sayalım ha. Ne dersin? Sonra da bu bölümü kapatırız. Olur. Hadi başlıyorum. Sen bir. Evet, bir. İki. Bitti. 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 O zaman yarın görüşürüz. Hadi bay. Tamam, görüşürüz. Bay bay. Bay 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 bay. Tanrı'nın Sözü bölümüne hoş geldin sevgili arkadaşım. Bugün sana bir hikaye anlatmak istiyorum. Aslında kutsal kitapta direkt olarak yazılı olan bir hikaye değil bu. Ben sana bir hikaye anlatacağım ama bu hikayede Tanrı'nın yüreğini aynı zamanda görebilirsin. Şimdi hikayemizin başında senin yaşlarında minik bir çocuk var bu hikayede ve onu çok seven bir ailesi var. Bu minik çocuk en güzel yaşlarında çok mutlu bir çocukluk geçiriyor. Arkadaşlarıyla oynuyor, ailesiyle çok güzel zaman geçiriyor. Annesinden bir gün bir hediye istiyor. Diyor ki anne diyor bana bir tane kaykay alır mısın? Minik bir kaykay. Onun binebileceği, ona zarar vermeyecek, tehlikeli olmayan bir kaykay istiyor. Ve annesi tabii ki diyor, bunu kabul ediyor ve bunu alacak durumları da var. Ve gidiyorlar o kaykayı ona alıyorlar. Ve bu çocuk o kaykayda o kadar çok güzel zaman geçiriyor ki çok eğleniyor, çok seviyor ve aradan bir süre geçiyor. Belki birkaç yıl geçiyor. Ve bu çocuk birazcık büyüyor. Ve sonra annesinden ya da babasından, annesinden ve babasından yeni bir hediye daha istiyor. Diyor ki, anneciğim, babacığım, ben artık büyüdüm ve arkadaşlarımda da görüyorum. Onların bisikletleri var. Siz de bana bir tane bisiklet alır mısınız diyor. Ve ailesi
bunu alabilecek durumları olduğu için tabii ki çocuklarını mutlu etmek istiyorlar. Nasıl ki ailelerimiz her zaman bizi mutlu etmek isterlerse onların da buna durumları var, alabilecek durumları var. Kabul ediyorlar ve ona çok güzel bir bisiklet alıyorlar. Ve yıllarca ona biniyor, oynuyor, seviniyor ve aradan bir süre geçtikten sonra artık büyüyor bu çocuk. Ve gün geliyor, ailesinden bir motosiklet istiyor. Sevgili ailem, bana bir motosiklet alır mısın diyor onlara ve ailesi de bunu uygun görüyor ve yine onu kırmıyorlar ve bunu alabilecek durumları var ve kabul ediyorlar. Ve onun üzerine de artık büyümüş olan çocuk bu sefer de motosikletiyle çok mutlu oluyor, biniyor, eğleniyor, çok güzel zaman geçiriyor. Ve aradan birkaç yıl geçtikten sonra bu sefer de ailesinden çok güzel bir araba istiyor. Diyor ki sevgili ailem, bana şu arabayı alabilir misiniz diyor. Ve ailesi düşünüyor. Böyle o ayki genel olarak ekonomik bütçelerini düşünüyor. Buna durumları olup olmadıklarını düşünüyorlar. Paraları var mı yok mu bir hesap yapıyorlar. Çünkü yine de çocuklarını mutlu etmek istiyorlar ve ona bu hediyeyi almak istiyorlar aslında. Ama sonra fark ediyorlar ki maalesef o arabayı alabilecek kadar paraları yok. Çünkü çok pahalı bir araba istiyor çocukları. Ve tabii biraz üzülüyorlar ve ailesi ve anne ve babası çocuklarıyla bir konuşma yapmaya karar veriyorlar. Çocuğu alıyorlar karşılarına. Diyorlar ki sen bizim canımızsın, seni çok seviyoruz. Senin istediğin her şeyi sana almak istiyoruz ama maalesef o arabayı alabilecek kadar paramız yok. Ve bunu duyan çocuk bir anda öfkeleniyor. Sanki bu kadar zaman istediği her şeyi alan ve onu çok seven ailesi onlar değilmiş gibi, sanki ona hiçbir şey almamışlar gibi bu zamana kadar öfkeleniyor. Ayağa kalkıyor, sinirleniyor ve diyor ki siz bana bu hediyeyi almıyorsanız ben de artık sizinle aynı evde yaşamak istemiyorum diyor. Ve çok sinirleniyor ve ailesi bu tepkiyi duyduklarında çok şaşırıyorlar, çok üzülüyorlar ama yapabilecek hiçbir şey yok. Sadece bekliyorlar. Yani eğer durumlar olsa yine de o arabayı almak istiyorlar ama maalesef o arabayı alabilecek durumları yok. Ve çocuklarına diyorlar ki yani biz seni çok seviyoruz, sen bu evden gitme, biz sen istediğin için aslında bu arabayı sana almak istiyoruz ama şu anda maalesef bu arabayı alabilecek durumda değiliz. Ve çocuğun öfkesi yine de yatışmıyor. Ve ailesine hiç hoş olmayacak şekilde konuşmalar yapmaya başlıyor. Diyor ki istemiyorum artık sizinle yaşamak. Bir araba alt tarafı, bana şu arabayı almadınız. Bütün arkadaşlarımın arabası var. Bir tek benim yok. Beni sevseydiniz bu arabayı bana alırdınız diyor. Ve ailesi çok üzülüyor gerçekten. Çünkü aslında sevginin göstergesi sadece hediyeler değildir. Bazen ailemiz bize hiçbir hediye alamasa bile bize olan sevgileri onların yeterlidir aslında. Ama maalesef o çocuk bunu anlamıyor. Ve gerçekten de evi terk ediyor. Ve gidiyor. Diğer arkadaşlarıyla zaman geçiriyor. Çok uzun süre ailesini hiç özlemiyor. Ve halinden çok memnun oluyor. Çünkü onların ailesinin onun iyiliği için onlara koyduğu kural yok. Aynı evde yaşamak zorunda değil. Daha özgür. Arkadaşlarıyla zaman geçiriyor. Ama aradan uzun zaman geçtikten sonra artık çocuk yavaş yavaş hatasını anlıyor. Ailesine büyük bir haksızlık yaptığını fark ediyor. Ve aynı zamanda ailesini çok özlüyor. Ve kendi kendine diyor ki bunu aileme nasıl yaptım? Onların bana olan sevgisini çok iyi biliyorum. Bu zamana kadar bana alabilecekleri her şeyi aldılar. Ama ben nasıl böyle bir tepki verdim diyor. Ve bir gün ailesine bir mektup yazmaya karar veriyor. Ve diyor ki sevgili ailem, sizleri çok özledim ama yaptığım şeyden dolayı çok üzülüyorum ve utanıyorum ama beni affetmenizi çok istiyorum. Eğer beni affederseniz bu mektubu okuduktan sonra beni affettiğinizi anlamam için cama küçük beyaz bir kağıt yapıştırın ve o beyaz kağıdı gördüğümde uzaktan gelip o camın önüne baktığımda beni affettiğinizi anlar ve o zaman cesaretlenirim ve yanınıza gelebilirim diyor. Ve bu mektubu gönderiyor. Tabii ki bir tarih veriyor. Şu tarihte geleceğim diyor. Ve bu mektubu gönderiyor. O gün geliyor. Ama çocuk yaptığı hatadan dolayı o kadar fazla utanıyor ki oraya gidemiyor o gün.
Yani ya beni affetmedilerse, ya o beyaz kağıdı orada görmezsem diye çok utanıyor, çok korkuyor. Ve o yüzden bununla yüzleşmek istemediği için o gün gitmiyor. Ve böyle böyle erteliyor. Aradan çok uzun zaman geçiyor. Artık bir gün dayanamayıp, ben diyor artık gideceğim çünkü dayanamıyorum, onları çok özlüyorum. Umarım beni affetmişlerdir diyor. Ve evlerin önüne gidiyor. Ve bir bakıyor ki o ev sanki o ev değil. Camındaki beyaz kağıdı bırakın çocuklar. Bütün bir ev bembeyaz olmuş. Bütün camlara beyaz çarşaflar asmışlar, beyaz battaniyeler, beyaz örtüler ve hatta bütün evi beyaza boyamışlar. Onu o kadar çok affetmişler ki, onu o kadar yürekten affetmişler ki bunu anlamaları için her yerde beyazlar koymuşlar, her yere. Ve tabii ki çocuk o zaman onların onu affettiğini anlıyor ve çok seviniyor. İşte arkadaşlar, bu öykü aslında biraz da bugün size verdiğim görevle ve bugün size bahsettiğim konuyla ilgiliydi. Bizler özür dilediğimiz zaman, tövbe ettiğimiz zaman Tanrı'dan, aynı bu şekilde bizi zaten kucaklamak için heyecanla bekliyor oluyor. Bizim düşündüğümüzden bizi çok daha fazla affediyor oluyor ve bizim düşündüğümüzden çok daha fazla bizi seviyor oluyor. İşte bu yüzden gerçekten pişman bir yürek Tanrı'nın bizi affetmesi için yeterli. Bugün sizinle paylaşmak istediğim buydu arkadaşlar. Umarım bu hikaye yüreğinize dokunmuştur ve bu hikayeyi başka arkadaşlarınıza anlatabilirsiniz ve size neler hissetti? Bize geri dönüş yapın, bize anlatın. Bu hikayeyi duyduğunuzda neler hissettiniz? Birinden özür dilemek sizin için zor mu yoksa özür dilemekte zorlanıyor musunuz? Bizlere yazın, bizlerle iletişime geçin. Biz de bu konuda sizlerle sohbet edelim. Nora abanız sizi çok ama çok seviyor. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın.